Arkadaşım bu ortama bir kere girdikten sonra, sonra devamlı işte nerede gala var, işte nerede e, yer bildiriminden seni buluyor, i̇şte şu spor salonuna gidiyorsun Nerede bu yer bildirimi sen. nasıl açılıyor? Ben de ben ee, ben bulamıyorum. Se senin gittiğin spor salonuna gidiyor, seninle tanışıyor. Spor salonunda tanışan zaten çok fazla ünlüler Aynı var. Ay bu spor işte. salonları yaktı bizi yaktı. Bir beni yaktı bir de başka yani birini yaktı. Yani mesele şu birini <laughs> takibi alıyor. Bir ha. zengin bir ailenin çocuğunu takibi alıyor. Çocuk ha. neredeyse o da onun karşısına evet. çıkıyor. Evet. Ya da ortak arkadaş arıyor. Yapıyorlar mı bunu hakikaten? Tabii ki yapıyorlar. Ama, ama hani on neden, ama on taneden. Ama sadece makyajlı Ama 10 taneden 2 kişi diyelim istersen. ha Çok bu genellemeyelim on, yani. Tamam da bu o. Var dedim. Var. Onlar da var dedim var. zaten. Ama ben sana yok demedim. Bak benim itirazım şuna. Şimdi ben e, ben Hakan Uzan'la nasıl tanıştım anlatayım mı size? Hadi anlat. Bak şimdi. Senin için de dediler. Senin için de evet, para avcısı dediler. Para Hadi. avcısı dediler. Şimdi bak anlatıyorum. Ben Hakan Uzan'la tanıştığımda sene 1995. Evet. E, yeniden başlasına klip çekmişim. Şimdi o zaman Kral TV'deki klipler e, yükselmeye başladı mı ve bu kadınsa bil ki üst düzey yöneticilerinden birileri o kadını beğeniyordur. Hmm. Öyle yükselir klipler. Hmm. O zaman için. O şeydir. zaman için söylüyorum. Evet. Şimdi değil. O zaman öyleydi. Ya Cem beğenmiştir ya Hakan beğenmiştir. Hmm. Tamam mı? Ve bir numaraya ben hayatım boyunca Hakan Uzanı tanıyana kadar hiç klibim bir numaraya çıkmamıştı. Bir gün kanalı açtım. Ee, ve Yeniden Başlasın klibimi bir anda bir numarada gördüm. Gözlerim yuvalarından fırladı inanamadım. Çünkü Deli Mavi 3 milyon satmış bir şarkıdır. İlk 10'a girememişti. Bak ilk 10'a girememişti. 3 milyondan fazla satmıştır. Son sigara da öyle. Ben yokum ilk 10'da. Yeniden Başlasın'da tak bir numaradayım ben. Bismillah dedim ben. Hayırlar olsun inşallah dedim. Çok yakın bir arkadaşım var. Sevgili Seda Kay. Söz yazarı Delim abi Bana dedi ki Yeşim'cim dedi bir numaraya çıkmışsın dedi. Kesin seni bu yukarıdan birileri çok beğeniyor dedi. Bak insanlar bunu biliyor. Ve ben bir hafta geçmeden arandım. E, telefonum çaldı ve dediler ki e, Hakan Bey e, sizinle bir yemek yemek istiyor dediler. Hımm. Ben de dedim teşekkür ederim ama ben yemek yemek istemiyorum dedim. Ben yemeğe çıkmadım Hakan'la. Üzerinden bir hafta geçti. Konserimden döndüm. Bir kız arkadaşım aradı. Ve nasıl tesadüftür ki Yeşim'cim yarın bir yemek yiyelim mi seninle? Çok özledim seni dedi. Olur dedim. Nerede yiyelim? İşte bilmem ne bir otel var. Hani o baskının da adı çıktığı bir otel var ya. Hmm. O otelde yemek yiyelim dedi. Hakan'ın da alışkanlıdır. O oteli çok sever. Ondan sonra biz yemeğe gittik kız arkadaşım. Ha pardon. Telefonum çaldı evde oturuyorum aşağı in diye. Aşağıya indim kapıda bir araba bekliyor. İki tane koruma arabası bekliyor. Ve dev gibi bir adam çıkmış kapının önünde böyle beni bekliyor. Ben böyle yürüyorum yavaş yavaş ve karşımda Hakan'ı gördüm. Merhaba dedim şaşırdım. Merhaba ben Hakan dedi. Memnun oldum dedim. Gel dedi hadi beraber gidiyoruz yemeğe dedi. Kız arkadaşım da arabada bu arada. Yok ben arabamı alayım ben oradan konsere gideceğim dedim. O sırada da kapkarada o şimdi kapandığı için söylüyorum sahneye çıkıyorum. Ve ben kendi arabamla onları takip ederek o yemeğe gittim. Yemekte bir saat oturdum ve kalktım. Çünkü kız arkadaşıma dönüp dedim beni çok büyük tuzağa düşürdün. Ve ben bu adamı hiç beğenmedim. Bu adam dedim hiç benim tipim değil kalktım şarkı söyleyeceğim yere gittim. Yetti. Sahneye çıktım en önde Hakan Uzan oturuyor. Ve bunu takiben bir yıl boyunca Hakan ben nereye gitsem karşıma çıktı. Nereye gitsem her konserde otele gidiyorum kapıyı çalıyorum çalıyor açıyorum karşımda. Şimdi bu tip adamlar bir kadını isterse peşinden koşar ve ona bir şekilde sahip olur. Bunu asla unutmayın. Bu tip adamlar böyledir kendini bir şekilde sevdirir. Siz ne kadar dirayetli durursanız durun. Benim karakterimdeki bir kadından bahsediyorum ve buna benim bütün çevrem şahittir. Anam, babam, kardeşim, arkadaşlarım, herkes bilir. Bu evlilikten hiç mi beş kuruş para kalmadı sana? Hiç mi kalmadı? Hiç Hiçbir mi? şey kalmadı bana. Ben TMSF'ye kendi kazandığım evlerimi dahi verdim. Kendi paramla aldı. Evet. Çünkü e, benim o dönem boşandığımda şöyle bir röportajım vardı Ayşe Arman'a. Ayşe Arman kapıdan çıkarken bana dedi ki, Yeşim bir şey soracağım dedi, mücevherler ne oldu dedi. Çünkü o dönem e, mücevher takıyorsun bir yere gittiğinde nedense de benimki görünüyor şimdi takmayanı dövüyorlar. O zaman da benimki görünüyordu işte. Çünkü hani ben gariban kızıyım ya kül kedisi. Onlar öyle görüyorlar. Sonra ben hayat hikayemi anlatayım da siz ben ne kadar gariban olmadığımı anlatacağım ben size. Nasıl bir aileden geldiğimi onu da bilmiyorsunuz çünkü. Ee, kapıdan çıkarken bana dedi ki ne yaptın mücevherleri dedi. Ee, Hakan bana şöyle bir şey söylemişti boşanırken. Kraliyet mücevherleri kraliyette kalır. Ben de tamam dedim. Çünkü hakikaten çok kıymetli mücevherlerim vardı. Tabii ki o mücevherler orada kaldı. Ama şunu her zaman söyledim. Ben Hakan Uzan'la hayatımın en güzel günlerini ve en acı günlerini yaşamış bir kadınım. Ben Hakan'la tüm dünyayı gezmiş, çok güzel günler geçirmiş ama o günlerin içerisinde de çok ağlamış bir kadınım. Benim o zamanki eşim çok bonkördü. Ve sadece bana değil, bütün kadınlara bonkördü. Bunu bir anlasın herkes. Ben sadece bana değil, benim çevreme de ve sen bilirsin Hakan yanında çalışan insanlara da çok bonkördü. Evet. Herkese çok bonkör evet. bir adamdı. Doğru. Gerçekten öyleydi. Şimdi bu adam yemek yemeyi severdi, gezmeyi severdi. Çok kültürlüydü. Bir kere matematik profesörü, profesörüdür Hakan. Çift double master yapmış bir adamdır. Öyle şey boş bir adam değildir. Bana yazıyorlar buradan. İşte efendim siz e nasıl evlendiniz bu adamla? İşte şişmanmış da şöyleymiş de böyleymiş de. Siz insanları böyle mi kategorize ediyorsunuz? Kilosu var, kilosu yok. Zayıf, şişman, gözü mavi, gözü kara. Şusu var, busu var. Böyle mi kategorize ediyorsunuz? O zaman siz Allah sizi affetsin. E tabii, çünkü yüzden... Allah'ın yarattığı, Allah'ın yarattığını kategorize ediyorsunuz. O inandığınız Allah'ın, inandığınız Allah'ın yarattığını kategorize ediyorsunuz. O yüzden senin içinde bu kilolu şişman kimsenin bakmayacak, doğru dürüst kadın bulamayan adamla gitti evlendi. Tabii ki parası için evlendi diye. O yüzden Onun için o kadar ki. çok insan peşinde koşuyordu o kadın, peki o adamın? Yani. <laughs> ha? İşte bütün <laughs> mesele bu. Nedir? Şimdi o kadar çok insanın peşinde koşmasının sebebinin de para olduğu hep düşünüldü. Ya bu gerçek yani. Gerçek. Ya bak bir şey Birim söyleyeyim. söyleyeyim. Ya, ama adam evli. E, tamam. Tabii ki niye diye koşacaklar bir daha peşinde? Adam evli. Adamın bir karısı var. Evli erkeklerle olmak daha tatlı geliyor. Ha Tabii. Bir de öyle bir şey. Sen de yaşadın bunu. Evet. Sen de yaşadın. Ha yani belki de evli olmasaydı evet. bakmayacaktı. Tabii ki. Hoş sen Şöyle de biliyorsun, biliyorsun bazı kadınlar Evli olduğu için, elinde yüzük olduğu için Hoş rahat hareket gidiyor. eden. Şuna bir bakabilir miyiz? Rahat bir, hareket evet, bir eden. Evet, haberimiz yani. var bu arada bu <laughs> Al bu, bu kız işte. Al bu kıza. Ver. Uzan'dan ver, söz edilirken. Ver bunu. <laughs> Dur. Bir haberi sen oku Sus. Ben okuyacağım. Susun. Susun çok önemli. Çünkü bunun bu evlilik haberini Hakan Uzan'la bu kızın Özlem'in evlilik haberini benim can düşmanıma sundurmuşlardı. Şimdi ben sunuyorum. Hakan Uzan'la bu kızcağız biz boşandık Özlem 4 ay sonra. Kızılkaya. Özlem Kızılkaya. Evet. Biz boşandık 4 ay sonra evlendi bu kız. 4 ay. Ben bir sene Hakan peşimde koştu. Evlenmedim bir sene daha evlenmedim iki sene. Hani diyorsunuz ya ben evlendim. Evlenmedim ben hemen. Uzan'ın eski eşi sevgili buldu. Eski eşi değil dava hala devam ediyor. Boşanmadılar. Bir kere onu düzeltelim. Posta gazetesi düzelsin bu haberi Mehmetciğim. Evet, evet düzeltelim onu. Dava devam ediyor. Aralık 2016'da açılmış. Evet. dava henüz sonuçlanmadı. Henüz sonuçlanmadı. Uzan, Hakan, Uzan, şey Hakan Uzan şu anda burada yok. Da yok. 14 yıl önce yurt dışına kaçan ve hala dönmeyen Hakan evet. Uzan'ın eski eşi değil. Şu anda halen evliler. Eşi halen evliler. evli olduğu eşi Özlem Kızılkaya Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili ile aşk yaşıyor. Serdar senin de aşk yaşamadığın kadın kalmadı ben şiştim artık. Onu da söyleyeyim yani. Sevgililer önce gece lokantadan çıkarken ilk kez görüntülendi. Özlem Kızılkaya Hakan Uzan'la 2002'de evlendi iki çocukları oldu değil tek çocukları var. Bir tane oğulları var. Tek bir erkek çocukları var. Geçen yazda boşanmadılar. Halen dava sürüyor. Şimdi olay şu. Özlem'le Hakan bir cenaze evinde tanışıyorlar. Evet. Dört ay içerisinde oluyor bütün bunlar. Hakan bu arada da bana geri dönmeye çalışıyordu. Böyle de bir barışma çabalarımız vardı bizim. Ee, bu kızcağız da o zaman Televole diye bir program vardı onu sunuyordu. Var. Evet, ben evet. diyecektim o kızdı değil mi? O kız. Yani, sunucuydu. Hatırlıyorum. Evet. 4 ay içinde evlendiler. Bu kızcağız 6. ayına hamileydi zaten. Şimdi bu evlilikte e, Hakan bana inat için evlendi bir kere. Onu söyleyeyim size. Sırf bir bana acı çektirmek için evlendi. Bunu ben çok iyi biliyorum. Bunu onun çevresi de çok iyi biliyor. E, bu evlilikte şunu takdir ediyorum sadece. Yurt dışına gittiklerinde bu kızın Özlem'in Hakan'ın yanında gitmesi ve onunla beraber bu çileyi çekmesi. 13 sene çekti. Evet. Aynen öyle. Bunu takdir ediyorum.